Merhabalar, Kulis Ankara'da birlikteyiz. Bu akşam çarpıcı bir araştırmanın sonuçlarını masaya yatırmaya, cevaplarını okumaya çalışacağız. Gerçekten son yıllarda yapılmış en kapsamlı toplum ve din araştırmalarından birisi. Gençler dine nasıl bakıyor? Son dönemde çok fazla tartışma konusu, özellikle gençler deizme kayıyor cümlesini çok sık duyuyoruz. Bu gerçekten böyle mi? Bunu anlamaya çalışacağız. Toplumun ne kadarı namaz kılıyor, ne kadarı kadere inanıyor, bu haftanın tartışmalarından biriydi kader tartışması. Halk, insanlar, vatandaş, yöneticide dindarlığı ne kadar önemsiyor, önemsiyor mu? Bu ve benzeri birçok başlığımız var, birçok sorumuz var ve anketten çıkan çarpıcı veriler var. Bunu anlamaya çalışacağız. Konuğumuz araştırmayı yapan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat bizimle beraber. Sayın Kulat, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk kez bu akşam bu ekranda. Hakikaten değerler, din, din siyaset ilişkisi, din toplum ilişkisi, bütün bu çerçevede çok fazla gündeme gelen bir konuyu biraz artık yorumlar, değerlendirmeler üzerinden değil de veriler üzerinden anlamaya çalışacağız. Ankara'nın deneyimli gazetecilerinden, genç olmasına rağmen deneyimli gazetecilerinden Fatih Atik de sorularıyla ve yorumlarıyla bu akşam bize katkıda bulunacak. Fatih Atik, hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Anket sonuçlarına geçeceğiz ama ona geçmeden önce yasa gereği, RTÜK gereği, anketin kimliği ama kimliğiyle beraber neden böyle bir araştırma yapma ihtiyacı duydunuz? Biraz onu da anlatarak başlamış olalım. Şimdi öncelikli olarak herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Programın çekildiği saat itibariyle belki tekrar da yayınlanıyor genelde sizin programların ama bu araştırma 5750 kişiyle yapıldı. Biz zaten genelde çok özel spesifik çalışmalar hariç olmak üzere hep aynı rakamı tercih ediyoruz. Bu Türkiye seçmeninin, yani 18 yaş üstünün 10.000'de birine karşılık geliyor. Türkiye'de 57.500.000 civarında genelde seçmen var. Genelde 2000-2500 rakamları veriliyor anketlerde ama. Yani 2500 kişi üzerinden 2000. Burada biraz daha geniş mi tuttunuz makası? Hep bizim ama MAK danışmanlık olarak pandemi sürecindeki o telefon araştırmaları hariç geri kalan bütün araştırmalarımızda bu rakamı koruduk biz. Böyle bir çalışma sistemi oluşturduk yıllar içerisinde. Bu bizim için artık bir de test etmemizi kolaylaştıran bir durum oluşturuyor genel itibariyle. TÜİK verilerine son derece uygun. Yaş kategorisi dikkate alındı burada. Cinsiyet kategorisi dikkate alındı. 16 farklı parametre var. Hepsine dikkat edildi dikkat çalışma abi. Süreci içerisinde. Çalışma düzey 2 diye ifade edilen bölge, yani yine teknik bir rakamdır bu. Dolayısıyla 63 ilde yapıldı yine çalışma. 30'u büyük şehir. Dolayısıyla bu düzeydeki bir çalışma yani Türkiye'yi verir. Önce onu söyleyelim. Bu çalışmanın bir rakamlara girmeden bir detayını daha söyleyeyim. En son bu kapsamda bu büyüklükteki bir çalışma, benzer sorular, birkaç soru değiştirildi şartlara bağlı olarak. Bazıları çıkarıldı, bazıları eklendi ama genelde burada, ki şimdi biraz sonra konuşacağımız soruların aşağı yukarı tamamına yakını MAK danışmanlık tarafından tam 5 yıl önce 2017 yılında yapılan araştırmada da, ki o da Türkiye'de bildiğim kadarıyla hemen hemen her köşe yazarının en azından bir sayfa ayırıp ya da bir köşe ayırıp değerlendirdiği bir araştırma olmuştu. Hatırlıyorum. O araştırma bizim yani bu programa gelmeden arkadaşlara sordum. 100'ün üzerinde uluslararası çalışmada ama bilimsel çalışmada referans kabul edildi. Kıymetli bir çalışma oldu bizim açımızdan. Yani sonuçları itibariyle kıymetli oldu. Ama ya bu sayede biz sadece fotoğrafı, bugünün fotoğrafını değil de videoyu da görmüş olacağız. Evet, yani bir süreci de görmüş olacağız. Kıyaslama imkanı tabii, da kıyaslama imkanı da olacak. Bir detay da şu burada. Yani biz bu çalışmada, mesela bunu merak ederler onu söyleyelim. Bu çalışma politik bir araştırma çalışması değil. Hangi partiye oy vereceksiniz sorulmadı burada insanlara. Bunun dışında biz Türkiye'de bu düzeyde konulu araştırmalar içerisinde önem verdiğimiz araştırmalardan birisi. Doğrusu ben şunu çok isterdim. Yani bu çalışmalar mesela her yıl yapılsa, yapılabilse,
Bir iki defa da böyle şey yaptık ama başka endişelerimiz oluştu. Bu, onu da söyleyeyim programın içerisinde. Yani acaba farklı kesimlerden ama İslami hassasiyeti olan kesimlerden ya bunların çok reklamı, yani mesela işte deizm artıyor diyelim veya işte namaz kılanlar azalıyor falan, acaba negatif bir algıya neden olur mu gibi endişe duyan hocalarımız oldu. Saygı duydum onlara. Ben bu çalışma öncesinde programda da söyleyeyim de yani pek çok hocayla görüştüm. Kendim de ilahiyatçıyım biliyorsunuz. Ama hem akademisyen anlamda ilahiyatçılarla hem de toplumda genel kabul gören Nurettin Yıldız Hoca gibi, Muhammed Emin Yıldırım Hoca gibi bazı hocalarımızla da istişare etme durumum oldu. Verilerin sonuçlarından bahsetmiyorum. Yani soruları hazırlarken. Bu sizden birinin talebiyle yaptığınız bir araştırma mı yoksa MAK danışmanının kendi... MAK danışmanının kendi finansmanıyla, onu da söyleyelim. Sebebi şu, dediğim gibi bazı konulu araştırmalar bizim için önemli. Yani bunu bir kendi işimizin tabiri caizse bir sosyal projesi gibi görüyoruz. Bu konuda zamanlamaya da dikkat ediyoruz bu tür çalışmalarda. Mesela bu çalışmalar Ramazan ayında yaparsanız çok sağlıklı, çok çıkmaz. Sonuçlar da çıkar. Sonuçlar da farklı çıkar ama çok sağlıklı değildir. Yani Türkiye'de genelde seçimler de öyle planlanıyor. İşte Ramazan'a gelirse, tatil dönemine gelirse, okul dönemine gelirse her konuda bir hesap ister istemez giriyor ama onun için bunda dikkat edin. Ramazan'da manevi duygular daha yükseldiği bir dönem. İnsanların daha şey olduğu bir dönem tercih ettik burada. Yani daha rahat kendilerini ifade ettikleri bir dönem tercih ettik. Çalışma sırasında şunu da söyleyelim. 5750 kişiyle yapılan araştırmadır bu. 15.000 civarında fotoğraf kaydı var bizim elimizde. Yani 63 ilin hepsini merak edenlere söyleyelim. Yani birileri böyle masa başı falan gibi düşünmesin. Ciddi ciddi böyle. Yani bizim ekiplerimiz tamamen ham datasıyla bilmem neyle falan filan yaptı. Araştırmaya katılım oranlarını da söyleyeyim. Yani araştırmayı yarıda bırakanlar falan oluyor. Sorduğunuz sorulara bağlı olarak katılmak istemeyen oluyor. Yaklaşık 4 kişinin birinden cevap almış arkadaşlar. Yani bana aktarılan bilgi. Ve yarım bırakılan da yaklaşık olarak 11 bin civarında formun içerisinde 5750 tamamlanmış form var. Yani bunlar da bizim açımızdan önemli. Yaklaşık siyasi araştırmalara göre bu 1/4 cevap veriyor diyorsunuz. Aynı sıkıntı diğer araştırmalarda da var mı? Yoksa onlar, insanlar burayı biraz daha hassas görüp bir cevap vermek istiyor. Yerine göre değişiyor bu. Mesela bunda kırsal kesim cevap vermede daha istekli davranmış. Anladığımız kadarıyla yani arkadaşlardan topladığımız total veriler de biz kendi aramızda ölçüyoruz. Kentte biraz daha insanlar çekingen davranmışlar. Buradan onu anlıyoruz. Tahsil düzeyi düştükçe daha çok katılım olmuş. Tahsil düzeyi arttıkça insanlar daha cevap vermek istememişler. Biz aslında bu araştırmaya birkaç tane soru daha eklemiştik. Yani bu işin tabiri caizse mahremiyeti içerisinde bir şey söyleyeyim. Mesela biz bir dini grupla, cemaatle olan ilişkilerini falan insanların anlamak istedik. Tarikatlarla ilgili. Maalesef o konularda verilen cevaplar noktasında çoğu insan çalışmayı bıraktı. Yani katılmak istemiyorlar. Yani bu son dönemde bu anketlerin biraz fişlemeye matuf şeyler gibi algılanıyor. Evet, o tür şeyler, o tür sorular oldu. Bu araştırmanın içerisinde mezhep sorusu da vardı. O mezhep sorusu için özel de izin alınmıştı. Ama sonra onun farklı algılanabileceğini düşündük ve şu anki veriler elimizde. Yani basında paylaşacağımız bölüm ilk defa burada söylüyoruz bunu, bu verileri. Doğrusu ortaya çıkan sonuç kanaatimce Türkiye'nin genel fotoğrafını da yansıtacak diye düşünüyorum. Hakikaten bu fotoğrafı da merak ediyoruz çünkü çok fazla tartışıyor. Fatih, geçelim mi şeye? Anketin sonuçlarına. İlginç sorular var çünkü. Hakikaten çok çarpıcı sonuçlar var. İlk şeyi de ekrana verebilirlerse arkadaşlar, izleyiciler için de. Burada teknik bir bilgiyi önce söylemek isterim. Evet. Sorularda halk arasında bizi seyreden seyircilerimiz açısından söyleyeyim. Amentü diye tarif edilen imanın 6 esasını ve İslam'ın 5 şartını biz aslında birazcık anlaşılabilir yaparak sorduk. Özetleyerek. Evet. İlk başlarda bunlar. Şimdi ilk anket, Allah'ın varlığına, birliğine bizi yaratıp yaşattığına inanıyor musunuz? Yani Allah'ın varlığına iman. Amentü. Ama şöyle, bu soruyu mesela Allah'a inanıyor musunuz diye daha basit sorabiliyorsunuz. Ama o zaman
hocalarımızın bizi yönlendirmesiyle söylüyorum. Bir ilahiyatçı olarak kendi düşüncem değil, onların da yönlendirmesiyle. Evet. O şekilde yani yaratıp bir tarafta duran bir Allah inancı değil, İslam'ın ruhuna uygun Allah inancı bu. Onun için soru tam böyle sorulmuştur. Önce onu söyleyeyim. Yani niye böyle sordunuz diye merak edenler çıkabilir. Allah'ın varlığına inanacak, eşi benzeri de olmadığına inanacak yani. Varlığına, birliğine de inanacak. Bir de yaratacak ama yaratıp haşa, tabii bunların hepsi bir tarafa bırakan değil. Halen bizim hayatımıza müdahale eden İslam'ın Allah inancını bir bütün olarak sorduk ve bu cevapları aldık. Şimdi evet. Yani cevaplara baktığımızda %85 evet, Allah'ın varlığına, birliğine, bizi yaratıp yaşattığına inanıyorum diyor. Siz yorumlayın bize şimdi. Hemen işte. Şunu yani, söyleyeyim. Bu araştırmayı arada cevap dedim. Yok %4 hayır, Allah'a inanmıyorum %3. Yani bunu şöyle mi okuyacağız? %3 ateist var Türkiye'de. Buna ateist mi denir? Yani ateizm bir din midir, bir mezhep midir? Ateizm de ayrıca bir İslam'ın rakibi midir? Ondan emin değilim. Yani bu insanlar kendilerini ateist olarak da çok tarif etmiyor olabilirler. Ateizmin de ne olduğunu bilmiyor olabilirler. Ama buradaki tarifteki Allah'ın varlığına, birliğine, bizi yaratıp yaşattığına inanıyor musunuz sorusunda iki tane etkileyici cevap var. Bir, Allah'ın varlığına, bizi yarattığına inanıyorum ama her şeye karıştığına ve karışacağını düşünmüyorum diyen bir kesim var. Evet. Bu da sakat bir iman değerlendirmesi. Bir bütün olarak inanmadığını söyleyen %3, cevap vermiyorum diyenler de Musa Bey. Neden? Aslında evet. O da yani Allah'a inanıyor olsa, yani sağlam bir iman olsa adam niye söylemesin yani. Kaldı ki bu soru karşısında zaten biliyorsunuz bizim kültürümüzde elhamdülillah Müslümanım şeklinde bir cevap verilir genelde. Halk arasındaki ifadeyle söylüyorum. Dolayısıyla ciddi bir şey. Bir detay var. 2017'de bu soruyu sorduğumuzda yaklaşık %10'luk bir erozyon görüyoruz biz. 2017'ye göre. Tabii 2017'de %95 mi o zaman? Yani hayır, oradaki %95 de değil ama yüzde sanırım 90 küsürdü ama şu 8 böyle değildi. Yani o işte 5 gibi bir şeydi. İnanmıyorum 2 idi hatırladığım kadarıyla. Yani dolayısıyla total için söylüyorum. Sadece bu soru için de söylemiyorum. %10 ile %7 arasında bir erozyon olduğunu düşünüyorum. Yani. Bu soruya baktığımız zaman şu mit vardır ya, işte Türkiye %99'u Müslüman olan bir ülke. Olmadı yani, hem kesin. 2017'nin cevapları hem tabii, bugünkü anketin tabii, cevaplarına baktığınızda. O sadece bir mitolojik cevaptır. %99'u Müslüman. Ama mitolojik değil. Ben bu programa hazırlanırken hakikaten biraz fotoğrafı değil videoyu da görelim. Türkiye tırnak içinde söylüyorum, muhafazakar demokrat ya da muhafazakar devrimci son dönemdeki şeyle bir iktidar tarafından yönetildiğinde hakikaten hangi sonuçta tabloyla karşı karşıyayız diye. Çok ilginç. Diyanet İşleri Başkanlığı da 2014'te bir araştırma yapıyor. O senin tezini doğrulayacak bir şey. 2014'te Allah'ın aynı soru, Allah'ın varlığına, birliğine inandığını söyleyen lerin oranı %98.7. Bugün %3 görülen ateizm, yani ateizm denebilir, yani inanmıyorum, hayır Allah'a inanmıyorum diyenlerin oranı %3. 2014'te bu oran, ben de anketin kaynağını söylüyorum, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yaptırılmış, Sayın Mehmet Görmez döneminde yaptırılmış bir çalışma, 0.8 çıkıyor. Şimdi ben ilk sizin anketin sonuçlarını gördüğümde dedim ki ya hani çok da tablo kötü değil yani, çünkü aksettirilen duruma göre, ama bu rakamla birlikte değerlendirdiğimde irkildim. Yani bu kadar kısa sürede, yani 2014'ü baz alırsak 98.7'den 85'e düşmesi hakikaten tüyleri diken diken eden bir şey. Evet. Nasıl okuyorsunuz? Biz geçen hafta bir ilave yapayım. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal'la beraberdik. O da ilahiyatçı kökenden gelen bir isim sizin gibi. O da mesela kendi yaptığı bir çalışmadan bahsetti. Bu mit yıkıldı dedi. %99'luk bir Müslüman kesim yok. Ya da en azından kendini böyle ifade eden. 85, hatta 80'e indi bu oran Türkiye'de diyor.
Bu arada bu araştırmayı bizi seyreden seyirciler için söyleyelim. O büyük 85 rakamının yanında grafiğin sonunda da 4887 var mesela. Evet. Orada diğer rakamlar var. O rakamlar kaç kişi öyle demişse onların rakamı. Yani 5750 kişinin 4887'si evet Allah'ın varlığına, birliğine bizi yaratıp yaşatana inanıyorum demiş. Yani burada rakam, bu ikinci rakamlar frekans deriz biz bizim meslekte. Evet. Yani frekansı da önümüze konmuş bir şey. Böyle farazi %85'miş abi falan değil yani. Rakamlardan o net anlaşılıyor da. Yani o zaman dediğim gibi fotoğrafa değil videoya baktığımızda tablo çok da iç açıcı değil. Öyle anlaşılıyor. Bir sonraki ki imanın en temel esası Allah'a inanmak, varlığına, birliğine iman etmek. Dediğiniz gibi hemen tekim meleklere inanıyor musunuz? Ben geçmişteki araştırmalara da atıf yapacağım. Buradaki tabloyu sizden burada dinleyelim. Burada da meleklere inanıyorum cümlesinde %76'ya düşüyor. 85'ten 76'ya dikkat ederseniz. Evet. Bunda da garip bir neden var. Hayır, gözümle görmediğim varlıklara inanmıyorum diyor insanlar. Cevap yok diyenler 7'yi de ekleyebiliriz onun üzerine. %24. Burada daha vahim bir fotoğraf var. Yani bana göre teknoloji arttıkça gözümüzde görmediğimize inanma oranının artması gerekir normal şartlarda. Yani imani bir anlamda söylemiyorum. Evet. Hepimiz akşama kadar işte telefon sayesinde, bilgisayar sayesinde gözümüzde görmediğimiz tonlarca şeye inanıyoruz. Dolayısıyla bu biraz ciddi anlamda bir başka imani zaafı gösteriyor bize. Belki meleklere iman konusu çok doğru anlatılmamasından da kaynaklanıyor olabilir. Mesela biz geçen işte 2017'deki araştırmada o bölümünü basında paylaşmadık ama orada meleklerin isimlerini falan sormuştuk o zaman. Yani basında paylaşmadığımız bir bölümler de vardı. Ben detaya girmişsiniz. O zaman girmiştik yani biraz. Orada ama soru seti biraz daha farklıydı. Çok ilginç bir şekilde neredeyse yani %20'lere kadar düştü o bilme meseleleri falan. O da yani biraz şekli bir inanç şekli bilgi. Yani bilgiye dayalı ama değil. Ama şu önemli, ben Türkiye'de çizgi filmlerin başta olmak üzere çocukları ilgilendiren filmlerin toplumdaki melek algısını bozduğu kanaatindeyim. Yani yüklenen anlamlar itibarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan, Türkiye'de Kültür Bakanlığı'ndan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan ama en önemlisi bu ülkenin değerlerine değer veren herkesten, özellikle çocuklara yönelik programlarda bu imani esasları çocuklarımıza vermenin gerekliliğine inanıyorum. Yani bunu hangi kurum sağlar bilmiyorum. Ama işte bakıyorsunuz İsrail televizyonlarına, hani Türkiye'yi mukayese etmek için söylemiyorum. Kendi inançlarına ait yükledikleri programlar var. Kamu spotu benzeri yani. Kurumsal çalışmalar var. Hristiyan misyonerlerin yaptığı yoğun çalışmalar var. Ama bu erozyon sadece bize mahsus şüphesiz değil. Yani dünyanın her yerinde benzer erozyonlar bu dönemde yaşanıyor ama bizim kendi neslimizi, kendi gençlerimizi koruma adına bir kısım adımlar atmamız 2017'de yaptığınız araştırmaya göre kıyasladınız mı? Yine biraz, evet, yine burada da bir 7 puan, 8 puan, evet, bir düşüş görüyoruz maalesef. Ben de yaptığım çalışmaya şey yapayım. Fatih, sen ondan sonra sorunu sor. Diyanet'in 2014'teki araştırmasında meleklere inanç 95.3. Ama şu boyut var. Yani demek ki meleklere inancın Allah'a inançtan daha az olduğunu onlar da tabii görmüşler. Tabii yani çok. Tabii Diyanet'in bunu nasıl yaptığını bilmiyorum. Oransal olarak hızlı yani. Tabii, birisi 2014'te Allah'ın varlığına, birliğine inananlar 98.7'den 85'e. Meleklere inananların oranı %95.3'den ekranda da olduğu gibi %76'ya düşmüş. Yani benim dikkatimi çeken bir sonraki slayt. Yani bir sonrakini getirelim hemen. Evet. Kitaplara iman da inançın temel esaslarından bir tanesi. Burada oran daha da düşüyor. Düşüyor. Şöyle, Kur'an-ı Kerim ve diğer ilahi kitapların, İncil, Tevrat, Zebur ve Suhufların vahiyle geldiğine inanıyor musunuz? Kitapların varlığına inanmaktan ziyade vahiyle gelme meselesinde tabii bunu soru olarak sorduk. Çünkü bir kitaba inanıyor musunuz demek somut bir şeydir. Yani Mushaf'ı bizzatihi kendisini Kur'an-ı Kerim olarak tarif ederseniz inanmamak gibi bir şey olmaz zaten. Somut bir şey var elinizde ama soyut olarak onun referans noktası olan vahiy
ortaya koymak lazım. Yine burada meleklere imana yakın bir rakam var. Evet inanıyorum, hayır inanmıyorum'a baktığınızda benzer bir durum çıkıyor. Burada yine itiraz edilen alan aslında vahiy ile ilgili alan. Yani vahiy kavramına, vahiy çünkü bir melekle de ilintili bir durum. Yani sonuç itibariyle aşkın alandan olgusal alana insanla Allah arasında iletişim iki türlü kurulur. Yukarıdan aşağıya aşkından olgusal alana olan iletişim vahiy, aşağıdan yukarıya yani olgusal alandan aşkın alana doğru olan iletişim ise duadır. Dolayısıyla buradaki iletişimi sağlayan, parantez arası bir cümle olarak söylüyorum, yukarıdan aşağıya olan iletişimi sağlama anlamında Cenab-ı Hak arada vahiy meleğini de görevlendiriyor bu noktada. Yani dolayısıyla aslında birbirinin benzeri çıkması doğrusu beni çok şaşırtmadı. Ama tabii vahiye inanmadığınız zaman zaten asıl din inancına da inanmamış evet, oluyorsunuz. Yani o da bunun içinde mefhum muhalifi evet, diyeyim artık. Doğru, yani doğru. O da onu barındıran bir durum değil mi? Aynen aynen katılıyorum. Oransal olarak hızlı bir düşüş var. Evet. Allah'ın varlığına, birliğine inançtan sonra meleklere inanmak, kitaplara inanmak. Bir sonraki şeye geçelim. Evinizde Kur'an-ı Kerim var mı? Düzenli aralıklarla okuyor musunuz? Burada bir şey ölçmeye çalıştık. Bu tabii imani bir soru değil. Bu daha soyut bir kavramdan somut bir kavrama geçiş meselesi var. Yani siyasetçilerin çok sık kullandığı, hani siyaset bugünkü konumuz değil ama çok sık kullandığı, işte bizim insanlarımızın hepsinde işte vatandaş Kur'an-ı Kerim'i alır, okur bilmem ne falan, işte evimizin en müstesna yerinde. Vallahi evimizin en müstesna yerinde de değilmiş. Buradan bu anlaşılıyor. Evet. Hayır diyen bir %31 var. Evet. Bunu tabii şöyle, bu araştırmayı yaptıktan sonra Türkiye'de basılan Kur'an-ı Kerim oranlarını falan filan da birkaç böyle bir yokladık. Yani buna yakın bir fotoğraf var. Burada üzücü nokta şu Mustafa Bey, özellikle kente doğru geldiğimizde sorun çoğalıyor bu anlamda. Köylerde bu rakam böyle, önce onu söyleyelim. Kur'an-ı Kerim var insanların evlerinde. Daha böyle şehre geldiğimizde bu yeni çekirdek aile modeli dediğimiz model evin içerisinde Kur'an-ı Kerim'i de o küçük eve taşınırken getirmiyor yanında. Yani bir modeli anlatmaya çalışıyorum. Bu çok önemli bir şey. Önemli evet, bir şey. Yani ikincisi oysa bizde Anadolu'da baş köşede özellikle sadece asıl durması sıkıntı. Elbette ama şu da önemli. Yani bizde mesela bir hanım kız gelin olurken, hanım kıza da kızmışlardı geçen siyasetçiler değil mi? Evet. Hanım kız ifadesi ama ben yine söyleyeyim, bizim Anadolu tabiridir. Yani çok şeye kızıyorlar bu arada. Genelde yani bizde mesela ben Kahramanmaraşlıyım Fatih Bey. Bir gelin işte bir delikanlı evlenirken geline 3 şey hediye edilir. Bunlardan birisi bayraktır. Güzel bir şeyin içerisinde hediye edilir. Bir tane silah hediye edilir ama sembolik bir şeyden bahsediyorum. Yani keleşten falan bahsetmiyorum ki öylelerini de duyarız ama kastedilen şey şudur. Genelde böyle süslü bir kama falan gibi böyle bir şey hediye edilir. Bir de Kur'an-ı Kerim hediye edilir ve bunların üçü beraber verilir. İlk başlarda böyle bir hediye getirilir. Anadolu'da tabak denir, o tabakla birlikte getirilir. Dolayısıyla bizim insanlarımız böyle bir şey var ama maalesef gittikçe son yıllarda seküler hayat bizi 3 kişiden birinin evine Kur'an-ı Kerim'i koymadığı bir dünyaya taşıdı. Yani buradan çıkan rakam bunu gösteriyor. Bir şeyi de şehirlerde, kentlerde dünya meşgalesi çok daha yoğun hissedildiği için o meşguliyet bizi bu tür şeylerden uzaklaştırıyor. Kesinlikle. O hediyeleşmeler de azaldı ama. Eskiden düğünlerde bizim Ege'de Marmara'da da olurdu. Kur'an-ı Kerim mutlaka armağan edilirdi geline damada. Evet, evet. Son dönemde ben de görmüyorum onu yani. Evet, burada %27'lik bir kesim düzenli olarak Kur'an-ı Kerim'i okuduğunu söylüyor bize, ifade ediyor. %35'lik bir kesim evet Kur'an-ı Kerim var ama işte çok da düzenli okuyamıyoruz, belli aralıklarla okuyoruz diyor. Maalesef %31 işte, hiç Kur'an-ı Kerim yok demiş. Yani bu rakam da beni hakikaten sarsan, etkileyen rakamlardan biri. Yani her 3 kişiden birinin evinde bir evde neredeyse yok. Oysa ben bu tür sorular olduğu en güçlü şeylerden birisiydi. Ben bu tür konularda tabii televizyonlara çıkıyoruz. Bunları kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu işin vebalinden de endişe ediyoruz falan. Kendi çevremdeki tabii bir muhafazakar çevrede oturuyorsanız bunu tespit çok mümkün olmuyor ama mesela bizi seyreden seyircilerimizden özellikle hani apartmanda oturanlara
bizi seyrettikten sonra tavsiyemdir yani bu konuda bize şey yapmak için. Hani çok şey bir binada oturmuyorlarsa oturdukları şehirlerde özellikle büyük şehirlerde yani bir sorsalar bu rakamın böyle çıktığını görürler. Birkaç yerde arkadaşlar test ettiler. Böyle fotoğraflar çıktı yani. Ben bu anketin programa başlamadan önce tabii detaylı bir şekilde sizden verileri aldıktan sonra baktım. Buraya bu rakama geldiğinde, bu sonuca geldiğinde ilk aklıma gelen şey başka bir araştırmanın sonucu oldu. Dünyada en fazla okunan kitap Kur'an-ı Kerim'miş. Ama en az anlaşılan kitap da Kur'an-ı Kerim. Yani bu geldi aklıma. Gerçekten. Bir şey daha gelmeli. Dünyada en çok ezbere bilinen kitap tartışması. Yani evet. Hafızı en fazla olan kitap. İkinci, belki, sen devam et. Sonra bir nokta. Söyleyeceğim. Diyanet'in bir kampanyası vardı. Geçen senelerde Mehmet Görmez döneminde. Evet. Hediyem Kur'an olsun diye mesela. Ama bu araştırmalara bakıldığı zaman aslında her evlenen çifte belki düğünde armağan etmeleri lazım. Türkiye'deki anlaşma. Hatta yurt dışına yönelik çok güzel kampanyalar olmuş. Yani hediyem Kur'an olsun diye o birkaç Mehmet Görmez Hoca hakikaten çok etkileyici hatırasını anlattı. Ondan sonra yaşadığı olayı anlattıktan sonra yurt dışındaki ülkelerde evet, bir şey daha belki Kur'an-ı Kerim'le olduğu için onu şey yapmak istiyorum. Hepimizin bildiği araştırma Kur'an'ın sonuçta hükümleri var. Evet. Kur'an-ı Kerim'de geçen hükümler bir anket araştırma kriteri haline getiriliyor. İşte çalmayacaksın, öldürmeyeceksin, kulak yemeyeceksin, haksızlık yapmayacaksın, zulmetmeyeceksin gibi gibi gibi. Dürüst olacaksın, yalan söylemeyeceksin. İlk 50 ülkede bir tane Müslüman ülke çıkmıyor. Yani bu yüzden onu söyledim. Yani dünyada en çok okunan kitap Kur'an-ı Kerim. Mehmet Ali Kulat'ın dediği gibi en çok ezbere bilinen kitap da Kur'an-ı Kerim. Ama en az anlaşılan kitabın da Kur'an-ı Kerim olduğunu belki bu verilerden daha iyi anlıyoruz. Bir rakam daha bunu teyiten, yani şimdi rakamlardan ziyade şey aklımda şu anda. Dünyada en çok Müslümanlar öldürüyor biliyor musunuz? Şu andaki dünyada, coğrafyaya baktığımızda evet, öyle. En çok Müslümanlar öldürüyor. O anketin sonucu da vardı. O sorular, Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri sorulunca neticesinde en Müslüman ya da İslam'a en yakın ülke İsveç çıkmıştı galiba. Yani İsveç var, Finlandiya var, genelde İskandinav ülkeler. Evet. Yani bu tür işte şeyler. Daha steril ülke onlar tabii. Evet, yani hakikaten yani sadece okuma değil, bir soru daha var bununla ilgili daha sonraki tabii şeylerde ama sadece okumak yetmiyor, anlamak ve o hükümleri uygulamak. Bir sonraki var mı evet, Kulat Hocam burada yapmamız burada gereken? Burada tabii şöyle, peygamberlere inanıyor musunuz? Hazreti Muhammed sizin için her anlamda örnek alınacak rol model, örnek insan mıdır? Yani peygamberlere inanma farklı bir şey. Belki bazı peygamberlere, peygamberlik müessesesine inandınız mı aslında iş çözülür de. Ama burada %61'lik bir kesim daha net bir şekilde Peygamber Efendimiz'i rol model, örnek insan, çünkü Kur'an-ı Kerim rol model kelimesini örnek insan olarak tarif ettiği için söylüyorum. Ama %22'lik bir kesim gerçekten toplumun çok hızla sekülerleştiğini ve sekülerleşirken de İslam'dan uzaklaştığını bize gösteriyor. Evet, peygambere inanıyorum ama beni işte bazı konularda örnek alsam da benim için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her konuda örnek alınacak rol model örnek değildir dediğinde çok riskli bir noktaya evet, geliyor. Evet. Yani dolayısıyla bu dört kişiden birinin böyle bir şeyini söylüyor. %10 ise peygamberlere inanmıyorum diyor. Bunlar çok tehlikeli. İşte tabii. Bunlar deist mi oluyor o zaman? Ne oluyor tabii, yani? O zaman. İşte bu kavramsal yani Allah'a inanıyor ama dinlere, peygamberlere işte inanıyor. İşte bu süreç, bunun adını tekrar söylüyorum. 2017 ile kıyaslayarak anlatırsanız. Yine burada oradaki yaklaşık olarak %10 civarında bir erozyon var. Yani %9-10 bantında. Özellikle bu %22'lik kesimde ciddi artış olduğunu görüyoruz. Yani bir İslam'ın peygamber algısından hızla uzaklaşan bir nesille, bir toplumla karşı karşıyayız, onu da ifade edelim. Anket sorularında da iniş oluyor. Yani yukarıda 85 ile başladık, 60'a kadar düştü şimdi. Evet. 61'e kadar. Her detay soru geldikçe oran daha da aşağı iniyor. Da doğru. Bu arada bir çalışmayı hatırlatayım. Hakikaten önemli bir rol model, önümüzü aydınlatan bir
peygamber olarak sallallahu aleyhi ve sellem, Anadolu Gençlik Derneği'nin Siyer-i Nebi yarışması, çalışması evet, var bütün okullarda. Bu tür çabalarda belki bir şeyin anlatılması açısından önemli çabalar olarak görmek lazım. Bu tür çalışmaları gerçekten çoğaltmak lazım. Yani marifet iltifata tabidir ifadesi çok sık kullanılır. Ya motivasyonu sağlamak lazım. Gençlerin en azından peygamberlerini anlaması için farklı modeller geliştirmek lazım. Siyer Vakfı'nın evet, kısa metraj film çalışmalarının ve Siyer Vakfı'nın bu anlamda Muhammed Emin Yıldırım Hoca'nın bu konuda ve arkadaşlarının bu konuda yapmış oldukları çalışmalar mesela çok kıymetli. Elbette bir sürü kitap sayılabilir burada ama özellikle çalışmaların günümüzün dünyasına hitap eden bir dille yapılması önemli. Ben bu anlamda hani çok az kitabın okunduğu bugünümüzde özellikle Siyer Vakfı'nın videolarını çok önemsediğimi ifade etmek isterim evet. Bu noktada. Okumanın azaldığı dedin. Yine geçen bir kitap fuarı için hazırlanırken TÜİK'in yaptığı bir araştırmaya göre, TÜİK çok tartışılan bir kurum ama kitap ihtiyaç sıralamasında Türkiye'de yapılan bir 237. sırada çıkmış. Yani kitap okuma ihtiyacını bir ihtiyaç olarak ama bu hafta görmüyor yani. Ama bu hafta Ankara'da kitap fuarına pazar günü gittim. Gerçekten kısmen de olsa beni sevindiren bir şey vardı. Orada da sevindiğim ve endişelendiğim iki boyutun üzerinde durmak isterim. Bu pazar günü ben de önemli ölçüde kitap fuarında geçirdim. Bir kere daha böyle içsel ama referansa dayalı olmayan kitaplara yönelik ilgi çok fazla. Ciddi bilimsel diyebileceğimiz kitaplara da ciddi bir ilgisizlik olduğunu gördüm. Yani bazı yazarlar var. Onlar çok popüler yazarlar olmasına rağmen işte insanlar az da olsa uğrayıp bir kitap imzalatıyorlar ama başka böyle bazı yazarlara yönelik aşırı bir ilginin tabii, olduğunda ifade popüler ediyorum. Yazar dediğimiz şeylerde ben Çevik Kuvvet'in önlem aldığı yazarlar biliyorum. Adını ilk kez orada duydum ama nice Kudüs şairi Allah rahmet eylesin başta olmak üzere tek başına otururken çok gördüm. Evet. O yüzden çok böyle kitap fuarlarını da yani çok şahit olmuşsunuzdur doğru. Yani. Çok kalabalık yani, ama. Ankara'daki kitap fuarına ne zaman gitsem kalabalık. Kalabalık olur, ama seferim. Popüler kültürü orada hissediyorsunuz doğru. Yani. Popüler kültürü. Mesela Murat Menteş vardı ben hafta sonu gittiğimde. Çok popüler bir yazar. Onun önünde inanılmaz kuyruk vardı. Birçok yazar doğru. Tek başına tek oturuyor. Tek başına oturuyor. Evet. İşte o da ki nice derinliği olan yazarlar bunlar. Devam ediyoruz. Bir sonraki evet. Bu haftanın maden faciasından sonra bir kez daha hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Kader meselesi fıkıh boyutuyla, siyasi boyutuyla çok konuşuldu. Haddimiz de değil, hakkımız da değil. Kadere iman, imanın esaslarından biri sonuçta hemen ama hemen bir cümle söyleyeyim. Burada bu rakam önemli, üzerinde durmamız lazım. Tabii. Yani kader boyutu aslında kadere iman meselesi İslam tarihinde de çok tartışılmış ve pek çok mezhebin doğmasına neden olmuş bir konu aslında kader konusu. Çünkü kaderi yani hepimiz zaman zaman merak etmişizdir ama bir ilahiyatçı olarak merak ettiğimde yani bir rahmetli hocamın ifadesiyle bardağın içinde su gibidir kader. Hangi kaba girse onun rengini, hangi rengin içinde olsa onu bulur. Dolayısıyla her kulun farklı kaderi olmasından dolayı tarifi çok zor olan bir ifadedir ifadesi. Hep beni yani hoşuma giden bir ifade olarak aklımda kalmıştır. İslam tarihinde özellikle ehli sünnet vel cemaat diye tarif edilen ana artel bir İslami yapının bir kader anlayışı vardır. Orada işte kader, kaza ve cüz-i irade kavramları irade, söz konusudur. Evet. Dolayısıyla böyle bir tarif vardır. Ama iki tane de önemli başka artel doğmuştur İslam tarihinde. Bunların günümüzde de çok ilginç bir şekilde adı bilinmeden yaşadığını anladık bu soruda. Bunlardan bir tanesi kadere inanıyorum ama insan kendi kaderini kendi yazar. Bu aslında cebriyecilerin ifadesidir. Evet. Bir de mutezile vardır. Evet kadere inanıyorum çünkü insanın hiçbir iradesi yok. Aslında çok ilginçtir. Bunlar birbirlerine ama ben mutezileyim. Ben şeyim demeden yani tanımlamasını bilmiyorum. Mutezileyi, kaderiyeyi, cebriyeyi falan bilmiyor. Ama tanımlama böyle. Ama %53'lük bir kesim daha böyle orta bir çizgi. Evet kadere hayır ve şerin Allah'tan geldiğine inanıyorum diyor.
%14'lük kesim hayır kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmıyorum diyor. Yani bu da neden inanmaz? O da bu soruda özellikle anlaşılması zor bir şey. Neyi yüklüyor, neyi düşünüyor onu gerçekten çok bilemiyorum. Yani ne düşünüyor insanlar ama 5750 kişilik bir araştırmada 804 kişi böyle 500'e yakın kişi de neredeyse cevap yok ve kararsız koyunca üstüne yani nereden baksanız 5750 kişilik bir soruda işte %53'lük bir şey kalıyor sizin elinize. Ve Fatih'in dediği gibi şeyde gelen rakamlar aşağı iniyor yani. Doğru. Ama tabii bu Mutezile Cebriye tartışmasının yaşandığı dönemleri de hatırlarsanız hocam siz daha iyi bilirsiniz. Biz de uzman değiliz bu konuda. Yani o yüzden çok yorum da yapmak mümkün değil. Hayır, ama şundan dolayı yani benim başına ne geldiğini biliyorsun. Yok etmişler yani. Doğru. Tamamen böyle linç. Hatta katil durumları var yani. Yani şimdi şöyle... Bunu söylemek de kolay değil o anlamda. Tabii. Burada şöyle bizim insanlarımızı tabii böyle bir yargılama durumumuz yok. Araştırmamız sırasında da yani bir detay olsun diye söylüyorum. Biz insanlar niye böyle inanıyorlar üzerinden bir değerlendirme yapmayız. Kamuoyu araştırmacısının işi şudur. Durum tespitini yapar, kamuoyunun önüne kur. Ben arada yorumlarımla katılırken kamuoyu araştırmacısı kimliğinden biraz ilahiyatçı kimliğine geçerek onu söylüyorum. Yoksa benim kamuoyu araştırmacısı kimliği içerisindeki değerlendirmem şuradaki cevap yokla, hayır diyenle, aşağıda evet diyen arasında veri anlamında benim açımdan bir şey değişmez yani. Ben veriyi ortaya korum. Bunu işin uzmanları tartışır. Ama bir de işte uzun süre ilahiyat fakültesinde hocalık yapmışsınız, ilahiyat kimliği taşıyorsunuz. O zaman meseleye bakışınızda bu da ayrı bir boyut. Keşke burada Mustafa Bey özellikle bir detay söylemek istiyorum. Ben bunu 5 yıl önceki araştırmada da söylemiştim. Mesela diyelim bir sürü akademik çalışmalar yapılıyor. Kaderle ilgili doktora çalışmalar var, master çalışmalar var, peygamberlere imanla ilgili var falan. Bunların her birisinde alt detaylar çalışılsa, toplumun temel sıkıntı kaynağı nedir? Niye böyle bir sonuca varıyor? Ne oluyor yani? Bir siyasetçinin söylediği bir laftan sonra bir kırılma mı yaşanıyor? Mesela geçen bir artımı sağlanıyor. Ne oluyor yani sonuçta? Ya da sadece siyasetçi mi? Nedir bunları etkileyen? Ben mesela bu süreçte bazılarının zannettiği ya da düşündüğü gibi meselenin sadece siyasi boyutuyla değil, teknolojik gelişmelerdeki artışın, insanlardaki kafa karışıklığındaki artışın, sorgulayıcılıktaki ölçüsüz artışın hepsinin etkili olduğu kanaatindeyim. Evet. Bütün bunlar bir tek başlıkla değerlendirilmemeli. Ben burada şunu topladığınızda sonuçta %53 yani hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inanan, sonra işte kadere inanıyorum ama insan kendi kaderini kendi yazar %13, %12 topladığınızda 53, 56, 66, 78'e varan oranda bir kader inancı var. Doğru. Yani hakikaten karşılığı olan bir ifade sonuçta. Doğru. Hani siyaseten bu meseleyi değerlendirdiğimizde en azından toplumun %78'inde yani evet, kader inancı var. O yüzden bir karşılığı da olduğunu düşünüyorum. Evet. Sadece ayrıldığım nokta neden biz kaderi, bunu da bu ortamda belki birkaç cümle söylemek istersiniz. Sadece olumsuz şeylerde, musibetlerde, maden kazasında, trafik kazasında kader her şeyi ifade eden bir şeyse güzel şeylerde de kaderi. Tabii. Ya mesela otoyollar kaderimizde var. Tüneller, Osman Gazi, Çanakkale Köprüsü. Orada çok aklımıza gelmiyor. Evliliklerimiz, olarak da. Evliliklerimiz, evet. Aşklarımız, düşmanlıklarımız, dostluklarımız, çocuklarımızın olması, iyi şeylerle karşılaşmak. Biraz bu işi Cenab-ı Allah'a havale etmez. Yani teşbihte hata olmasın. Tabii hassas konular olduğu için çok dikkatli bir dil kullanmaya çalışıyorum ama hani öğrencinin 10 aldığında çok klasik ifadesi ben aldım. 1 aldığında hoca verdi. Hocaya ihale etmesi. Yani zaten bana gıcığı var gibi bir yaklaşım. Tabii burada ayetlere girilebilir çok fazla derecede. Başınıza gelenler yaptıklarınızdandır, elinizin sonucudur ifadeleri var. Hepsinde. Dolayısıyla bunlarla ilgili değişik ayetler, değerlendirmeler yapılabilir. Evet. Ama benim kader konusunda son cümle olarak söyleyeceğim şey şu. Biz birbirimizden farklı kader anlayışlarına sahip olabiliriz. Çünkü kader mesela Kur'an-ı Kerim gibi bir somut bir şey değil elimizde. Onu anlatmaya çalışıyorum. Herkesin yaşadığı hayatın onda oluşturduğu bir kader algısı olabilir.
Ama bu konu hep tartışılıyor zaten ya. Yani tabii, daha önce mi? İslam alimlerinin de en çok tartıştığı konular. Türkiye boyutu ayrı. Ben bizim toplumsal hayatımız açısından insan olarak baktığımda öğrendiğim şey şu: kader bizi sorumluluktan kurtarmıyor, vebalden kurtarmıyor. Doğru. Yani kadere iman, Cenab-ı Allah'ın her şeyin bilgisi dahilinde olması ayrı bir şey. Doğru. Bu bilgi dahilinde bizim sorumlulukları yerine getirmemiz, yani o madendeki sensörlerin çalışması, trafikte araç kullanırken 110 kilometrelik hız izni olan yerde 160'la gitmek bizi sorumluluktan kurtarmıyor. Kaderinde varsa ben 190'la giderim kardeşim diyemiyorsun, ya da oradaki gaz sızıntısına rağmen ya kaderimizde varsa ölürüz deme şansımız yok. Bu bizi vebalden kurtarmıyor. Evet. Allah kulu imtihan eder, kul Allah'ı imtihan edemez. Evet. Güzel. Ama çok tehlikeli tartışma bu. Siz dediniz ya az önce. O yüzden bir an evvel çıkalım. Çıkalım, şunu söyleyeceğim. Detaylarına girelim. Keşke araştırılsa dediniz ya. Mesela bu çalışma yapılırken yapılabilir anlamda söyleyeyim. İlahiyatçılar arasında da inanılmaz şeyler oldu. İşte birkaç tane isim farklı yorumlar getirdiler. İşte Mustafa Öztürk gibi, Mustafa İslamoğlu gibi. Türkiye'yi terk etmek zorunda kalanlar oldu aralarında yani. Bu çok ilahiyatçılar da bilim adamları da birbirlerine karşı çok mülayim davranmıyorlar yani. Doğru. Çok sert tartışmalar yaşanıyor burada. O yüzden biz de bir önce geçelim. Biz de girmeyelim. Bir sonraki araştırma, çünkü birkaç dakikamız kaldı reklama. Ahirette iman. Bu araştırma da çok ses getirecek bence. Evet. Mehmet Ali Bey. Ahirette öldükten sonra dirileceğinize. Ama o eleştirmek ya da buradaki konuşulanlar, yorumlar, özür dilerim, eleştirelim, destekleyelim de değil. Toplumsal bir durumu anlamak ortaya koyuyor. Bu bir tespit yapıyor. Tespit bu yani. Eleştirilen gelecek. Bu çalışmayı 2017'de yaptığımızda, yani adını bildiğim popüler olarak sadece demiyorum, yani bütün yazarlar bununla ilgili bir şeyler dediler. Biz sadece şunu söyledik: biz çalışmamızın bilimsel anlamda yapıldığının arkasındayız. Bunun ötesine çıkan sonuçlarla ilgili değerlendirme kamuoyunun takdirine kalmıştır. Zaten kamuoyunun cevabıdır. Benim cevabım değil. Adı üstünde ben kamuoyu araştırması yapıyorum. Ama çok cesur bir araştırma olmuş gerçekten. Hayır, ben Diyanet İşleri Başkanlığı 2014'te, o da çok cesur bir çalışma o zaman, sen böyle yorumla. Çünkü hemen hemen %90 sorular birbirine benziyor. Çünkü sonuçta bu alanı araştırıyorsanız ne soracaksınız? Yani oruç tutuyor musun, namaz kılıyor musun, Allah'a inanıyor musun? Yani bu, yani ben de yapsam yarın bu araştırmayı, bir başka biri de yapsa burada sorular bir, bunlar. Burada bir tek konu önemli, bilimsel tarafı açısından söylüyorum. Böyle araştırmalar yaptığınızda toplum katmanlarını doğru okuyarak yapmalısınız. Yani bu araştırmayı sadece kırsalda yaparsanız bir problem. Bu araştırmayı Hacı Bayram'ın camisinin avlusunda yaptığınızda başka bir şey çıkar karşınıza. Atakule'nin önünde yaptığınızda farklı bir sonuç çıkar. Bu toplumun bir kesimini şöyle, bir kesimini böyle göstermek için söylenmiş bir cümle değil ama bir şey için anlatıyorum. Yani bir bütününü anlamak için söylüyorum. Bu araştırmayı işte 60 yaşın üstündeki amcalar arasında, teyzeler arasında yaptığınızda başka bir şey çıkar. 18 yaşındakiler arasında yaptığınızda başka bir şey çıkar. Bu araştırma Türkiye'nin genel fotoğrafı üzerinden yapılmaya çalışıldı. İnanın bu araştırmayı yani yaparken 16 parametre sunduk arkadaşlara ve arkadaşlarımız mesela diyelim ki Sinop'un Boyabat ilçesine giderken kaç kadınla çalışacaklarını, kaç kadınla yapacaklarını, o kadınların da hangi yaş aralığında olması gerektiğini eline vermişiz. Şu kadar da erkekle yapacaksınız demişiz. Ondan bir tane fazla ya da bir tane eksik olmamasını şart koşmuşuz elemanlara. Aynı şeyi Hatay'ın Hassas'ında da aynı şekilde yapmışız. İzmir'in Urla'sında da yapmışız. Yani olabildiği kadar. Çok yoksa bilimsel, sağlıklı bir veri ortaya çıktı. Tabii, bütün bunlara rağmen bu sonuçlar şimdi İslami kesim açısından söyleyeyim. Yani bu sonuçların çok daha iyi çıkmasını, yani o cami açısından söylüyorum. Araştırmacı kimliğimle değil, ilahiyatçı kimliğimle baktığımda bu rakamların çok daha iyi çıkması herhalde benim de arzumdur, yani o da işin bir tarafı. Ama ben bir kamuoyu araştırmacısı kimliğiyle araştırmamı yaparken şeye bakmak durumundayım. Yani insanların verdiği veri, bu verinin datası, onun üzerinde de bunu okumam gerekiyor. Tabii, tabii. Bence bu verileri hepimizin okuması lazım. Eğer bu verilerden kaygı duyuyorsak siyasetiyle, bürokrasiyle, yöneticileriyle, din adamlarıyla, aydınlarıyla oturup tam da ikinci aşamada orada şey yapmamız lazım. Yani bu veriler problemi görmemizi sağlayıp bu sorunlara çözüm üretecek bir şeye yöneltiyorsa bir anlamı var zaten. Burada ahirete öldükten sonra dirileceğimize
dünyada yaptıklarımızdan hesaba çekileceğimize inanıyor musunuz diye sorduk. Yani şöyle bir cümle belki daha farklı bir sonuç çıkar. Ahirete inanmıyor musunuz? O başka bir şeydir. Evet. O ahirete inanmada bir hesaba çekilme inancı da var mı beraberinde ki İslam'ın temel öngörüsü bu. Burada %71'lik bir net ifade var. Evet ben buna inanıyorum. Evet öldükten sonra dirileceğime ve dünyada yaptıklarımdan hesaba çekileceğime inanıyorum var. %13 diyor ki evet öldükten sonra dirileceğime inanıyorum ama dünyada yaptıklarımdan hesaba çekileceğime inanmıyorum. En azından hepsine inanmıyorum diye. Bu biraz yani arızalı bir cevap biçimi. Ahirette hayır ahirette öldükten sonra dirileceğime inanmıyorum diyenlerin oranının %10 çıkması tabii çok yüksek bir oran, çok riskli bir oran. Bir önceki araştırma yani 2017'deki araştırmada en yüksek erozyon bu soruda olmuş bizim gördüğümüz kadarıyla. Biz hata paylarını, sapmaları vesaireleri çıkarıyoruz alt kırım olarak. Ciddi bir sapma. Ne kadarlık bir sapma? Yani burada %13'leri bulan bir erozyon. Ben daha vahim sapma söyleyeyim. O rakamı da almışım özellikle. Tam da bu soruya Diyanet'in yaptığı çalışmada 2014 yılında yani aradan geçen süre 8 yılda %96.2 çıkmış bu soruya verilen cevap. Yani ahirete ve öldükten sonra hesaba çekileceğime inanıyorum diyenlerin oranı 2014'te Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı çalışmada %96.2 iken 2022'de 8 yıl sonra %71'e inmiş olması hem sizin en fazla erozyonun burada yaşandığı. Çünkü şöyle bir eleştiri var. Ahirete inanıyoruz ama yani inanıyoruz ama bunun gereğini yapmıyoruz. Sanki hesap gününü unutuyoruz gibi bir eleştiri var. Döneceğiz. Hakikaten çarpıcı rakamlar var. Bundan sonraki sorularda yine cevaplarda ilginç, çarpıcı ama kısa bir reklama gitmemiz gerekiyor. Lütfen bizden ayrılmayın. Efendim Kulis Ankara'nın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Birinci bölümde olduğu gibi toplumun dine, din algısına, dine yaklaşımını anlamaya çalışıyoruz. Araştırmayı yapan, bu çarpıcı verileri ortaya koyan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kular ve gazeteci Fatih Atik'le birlikteyiz. Reklama giderken ahiret gününe inanç ve öldükten sonra hesaba çekilme ile ilgili yaklaşımı vermiştik. Ekrana getirebilirlerse tekrar hatırlatabiliriz. %71 buradaki rakam. Ama tekrar söylüyorum fotoğrafa değil sürece baktığımızda burada da bir erozyon, üzücü bir şekilde erozyon görmek mümkün. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2014'te yaptığı araştırmada benzer bir soruya verilen cevap 96.2 iken bugün %71'e düşmüş Mehmet Ali Kulat. Evet. Yani evet. Burada şunu önce söyleyelim. Biraz önce de söyledik ama reklamlardan önce. Biz tabii başka bir yapının yani bu hangi kurum olursa olsun yaptığı çalışmalara saygı duyarız. Bütün araştırmalar, data, veri üretme adına yapılan çalışmalar bizim için kıymetli bir emeğin sonucudur. Ama biz 2017'de aynı soruyu sorduğumuzdan bugüne yani 5 yılın sonrasında geldiğimiz yerde bir %10'un üzerinde bu soruda özellikle erozyon görüyoruz. Normalde %10 bandında bir erozyon görüyoruz. Tekrar söyleyelim, programın içinde bir iki defa daha söyledim, muhtemelen bir daha söyleyeceğim biraz sonra. Biz elbette belli hassasiyetler olan insanlarız bireysel olarak. Mehmet Ali Kulat da bireysel olarak ilahiyatçı kimliğiyle değerlendirmeler yapar ama araştırmacı kimliğimiz bize datalar üzerinden %6 diyen, %10 diyen, %13 diyen, %71 diyen yani o verilerin cevabını verenler bizim için araştırma sonuçlarımız açısından bir yargılama konusu değil. Değil. Sonuçları değerlendiririz, getiririz, toplumun önüne koruruz. Muhatap olan kesimler bunu alırlar kendilerine göre bir değerlendirme yaparlar. Bu değerlendirmeden herkes kendine göre bir pay çıkarır. Yani Fatih Atik şapkayı belki çıkarıp önümüze koyup düşünmemiz gereken veriler. Ben öyle hissettim.
Yani bir tabii hassasiyetler herkesin farklı ama şey de eleştiriliyor biliyorsunuz. Yani inanç zayıfladı, dinden, diyanetten, dindarlıktan uzaklaşma var diyoruz. Herkes konuşuyor bunu zaten ama devletin burada kendine vazife çıkarıp devreye girmesi de eleştirilen bir konu. Evet. Yani o da ayrı bir tartışma konusu. Onu zaten bu verileri gördükten sonra soracağımız sorulardan birisi de bu. Bunun elbette sosyolojik nedenleri var, toplumsal nedenleri var, küresel nedenleri var. Bütün bunları da anlamaya çalışacağız ama önce verileri bir görelim. Hı hı. Devam edelim bir sonraki. Kur'an-ı Kerim'i Arapça hattından okuyabiliyor musunuz? Evet. Cevabı. Bu rakam doğrusu benim açımdan düşük çıkmadı. Yüksek olabilir bu anlamda. Yani evinde Kur'an-ı Kerim olanlarla Kur'an-ı Kerim okunma oranına bakıyorsunuz. Neredeyse ona yakın. Yani insanımız aslında Kur'an-ı Kerim'e çok da şey değil. Yani %67 okumuyor ama %33 okumayı biliyor. Bunun anlamı şu. Kur'an-ı Kerim'i nereden okur %33? Yani Diyanet'e baktığımızda, Türkiye'deki işleyişe baktığımızda bir İmam Hatip Lisesi mezunları var. Yani İmam Hatip Liseleri var Türkiye'de. Tabi ilahiyat fakülteleri de var ama genelde İmam Hatip'in devamı niteliğinde onlar. Kur'an kursları var, resmi Kur'an kursları. Ama bunun alt kırımı olarak biz daha önce de sormuştuk, bunda da sorduk ama bu bizi seyreden seyircilere verileri boğmamak açısından söyleyeyim. Yani yaklaşık yarısından fazlası yaz Kur'an kursları diye tarif ettiğimiz cami Kur'an kurslarından öğrenmişler. Yani resmi Kur'an kursu değil de bildiğimiz camide yazın verilen Kur'an kurslarından insanlarımız Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar. Bundan da yaz Kur'an kurslarının aslında çok kıymetli olduğu, Türkiye'deki camilerin bu sefer bir araştırmacı kimliğinden ilahiyatçı kimliğine geçerek söylüyorum, bunun aslında çok daha işlevli hale getirilebileceğini bize gösteriyor. Yani camiler peki sadece yaz dönemi değil de yılın bütününde yılın bütününde yani çabalar var. Tabii zaman zaman Diyanet'in bu yönde çalışmalar var. Yani sadece namaz kılınan, namazdan sonra kapısı kilitlenen mekanlar olmaktan çıkarılıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki misyonuna uygun toplumsal bir eğitim merkezine bu anlamda dönüştürülmeli ama illegalite içerisinde değil. Çünkü onun da başka riskleri var. Evet. Devletin denetimi içerisinde bunun böyle yapılması gerekiyor. Siz devletin denetim mekanizmasını zayıflattığınızda geçmişte bu ülke farklı sancılar yaşadı biliyorsunuz. Bu sefer farklı terör örgütü ya da terör yapıları ya da başka yapıların eline geçebiliyor bu tür kurumlar. Evet. Sonraki sorularda ona ilişkin ipuçları da var sanki. Evet, burada toplumun yaklaşık olarak 1/3'ünün Kur'an-ı Kerim'i yetişkin toplumun 1/3'ünün Kur'an-ı Kerim'i Arapça hattından okuyabildiğini anlıyoruz. Ya ben gerçekten şaşırdım burada. Ben daha düşük çıkar diye bekliyordum ama %36 iyi bir rakam yani. Evet, %33. %33 evet. Pardon. Bir sonraki iyi bir rakam hakikaten. Özellikle diğer rakamlarla karşılaştırdığımızda daha bir şey evet. Bir rakam. Bir sonrakine geçelim. Hiç Kur'an kursuna gittiniz mi evet. Sorusu vardı herhalde. Burada da yani bunu tamamlayan bir şey görüyoruz. Evet diyenler %36. Yani %36 çok fire vermemiş anladığımız kadarıyla. %33'ü bunların Kur'an-ı Kerim'i öğrenmiş. Demek ki bu kurslar verimli olabiliyor. Bunu evet. Anlıyoruz az buradan. Az önce yorumladınız evet, zaten. Evet yorumladık. Bunu böyle değerlendirmekte fayda var. Evet. Bir sonraki bence bu Türkçe tartışmalarıyla birlikte evet, yani. Türkçe meali önemli. Hiç Kur'an'ın Türkçe mealini okudunuz mu? Birkaç boyutuyla aslında konuşulması gereken bu konu. Bizi seyreden seyirciler içerisinde bunu anlamayan yoktur bence ama biz yine söyleyelim. Mealle Kur'an-ı Kerim'i Latin alfabesiyle okumak arasında fark var. Yani bazıları meal kelimesini bilmeyince biz burada şunu kastediyoruz. Arapça Allah'ın göndermiş olduğu vahyin Türkçesinde anlamını meal olarak görüyoruz. Yani şöyle bir şeyden bahsetmiyoruz. İşte bildiğimiz Arapça ifadenin hani Hacı Bayram'da falan bazı kitaplar satılıyor böyle. Ondan bahsetmiyoruz. Toplumun dikkat edersek %16'lık kesimi evet mealini okudum diyor. Baştan sona okumuş mudur okumamış mıdır onu bilmiyoruz. Ama bu oran kesinlikle arttırılmalı. Burada arttırılmalı derken sadece mealden de bahsetmiyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'in manasını daha geniş anlamda anlayabilmek açısından. Çünkü anlayamadığınız bir kitabı okusanız muhakkak dini anlamda bir literal sevap vardır ama
pratikte çok faydasını göremeyebilirsiniz. Anlamını bilmeniz lazım. Onun için meali okuyoruz, onun için tefsirler okunuyor, onun için yazılmış tefsirler. Hatta hadisler büyük oranda Kur'an-ı Kerim'i bize anlatmak amaçlı gönderilmiş. Dolayısıyla bizim Kur'an-ı Kerim'i bu yönüyle de okumamız gerekir. Üzücü nokta şu, bu çalışma sırasında değil ama ilahiyat pratiği üzerinden söyleyeyim. Maalesef Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş insanlar arasında bile, baştan sona ezberlemiş insanlar arasında, düşünebiliyor musunuz? 600 sayfalık Kur'an metnini ezberliyor adam. Hiç Kur'an-ı Kerim'i bir bütün olarak mealini baştan sona okumamış insanlar tanıdım ben, Mustafa Bey. Ne kadar yanlış bir şey, ne kadar... Rakamını ortaya koyuyor zaten. Evet. Aslından, lafzından okuyabilen %33 iken bir önceki araştırmada onlar %16'ya düşüyor Türkçesinden. Yani Türkçesini okuma ihtiyacı hissetmemiş. Yani bence tırnak içinde söylüyorum, yine dikkatli kullanmaya çalışıyorum. Bir ateistin bile en azından mealini okumuş olması lazım. Yani bir şeyi reddetmek için bile okumak gerekir. Yani. Tamam, siz daha iyi söylediniz. Diyanetin hafızı kurslarında mesela siz ilahiyat kiminiz de var, onun için soruyorum. Ezberlettiriyorlar çocuklara. İçeriğine dönük çalışma da yapılıyor mu? Çok fazla yapılmıyor maalesef. Yani yapılması onların da bir endişesi. Onlar da bunu zaman zaman söylüyorlar. Yapmış olduğumuz görüşmelerde falan bu anlamda ama yani böyle baştan sona işte bir meal, bir tefsir, şunu da bitirelim diye bir programın içerisine konmuş bir şey yok. Tavsiye ediliyor şüphesiz yani. Zaten aklı başındaki herkes tavsiye eder bunu ama maalesef bu anlamda bir eksikliği var, ciddi düzeyde var yani. Yine yanlış anlaşılmaz diye umuyorum ama bir Türkçe tartışmaları var ya, anlamıyoruz Türkçe okunsun, ezan Türkçe, işte namaz. Bunu kastetmiyoruz. Hayır, bunu kastetmiyoruz ama zaten toplumun okumaya da niyeti yok yani. O yüzden çok samimi bulmadım bu tartışmayı. Yani %16 85 milyonluk ülkede Kur'an-ı Kerim'in mealini okuduğunu söyleyenlerin oranı %16'da kalıyorsa zaten okumaya niyeti yok. Çok samimi bir tartışma değil. Mustafa Bey, burada yani ben bir şeyi söyleyeyim. Bir İslam alimi şöyle bir ifade kullanıyor. Bir kişi, özellikle 5 vakit namaz kılan bir kişi, Türkiye'de sünnetleriyle birlikte 5 vakit namaz kılan bir kişi günde en az 40 defa Fatiha okur. Evet. Çünkü yani her ayet, her rekatta bir Fatiha okuyorsunuz. O da 40 rekata karşılık geliyor yani. Şimdi düşünün, tabii namazlardan sonra okuduklarımızı kabirlerin başında okuduk, onlar da saymıyor. Yola çıktığımızda. Ya bizler millet olarak çok Fatiha okuruz ve çok okumalıyız, o da ayrı bir boyut. Ama düşünün ki yani bir adam da 40 yıl namaz kılıyor. 40 yıl namaz kılan bir adam günde 40 defa Fatiha okur, o alimin sözüyle söylüyorum. Ve Fatiha'nın anlamını bilmez. Hamakat derecesinde ahmaktır diyor. Yani öyle değil midir? Yani düşünün, bir şeyi bir günde 40 defa okuyorsunuz ama ne okuduğunu da bilmiyorsunuz. Ya bu bir eksiklik değil mi? Bu ciddi bir eksiklik. Yani şimdi bunu söylediğinizde mesela bir kısım böyle mealle riskli bulanların işte mealci falan ithamları bilmem ne oluyor da onu kastetmiyorum yani. Tefsir oku kardeşim, al eline Kur'an-ı Kerim'i yani en azından sürekli namazlarda okuduğun surelerin, ya ne diyor acaba Allah burada, ben her gün bunu söylüyorum ama acaba ne diyor Rabbim bana diye en azından bunları okumak lazım. Yani niye bu mesela biz kabre gidip niye Fatiha okuruz yani? Evet. Fil suresi okumayız da ya da işte efendim bir başka sureyi okumayız da onu okuruz. Bunları birazcık böyle bilmemiz gerekir yani genel anlam itibarıyla. Dediğim gibi keşke Türkiye'de bir kampanya olsa bu anlamda. İnsanlarımız tabii maalesef çok okumuyorlar. Genelde genç nesil daha da okuma işini azalttı. Ama biraz bunu teşvik edici özel çalışmalar yapılmış olsa bu çok kıymetli bir şey diye düşünüyorum ben. Evet. Okuduğumuzu anlamaya kesinlikle ihtiyacımız var. Bir sonraki, İslam dini, bence bu soru da önemli. İslam dini ile ilgili bilgileri daha çok hangi kaynaklardan öğreniyorsunuz? Birinci sırada internet var. Hadi bakalım. Evet yani. İnternet hocam. Google'dan öğreniyoruz. Bir de öyle bir tuhaflık var. Evet. Yani. Arama motorlarından arama takip ediyoruz. Burada da üstad, bunu ama anlamak mümkün. Teknoloji gittikçe artıyor. Yaklaşık %10, 13-14'lük bir değişim var.
daha öncekinden de bile arttı bu. Yani 2017'den bugüne daha fazla arama motorlarından dini öğrenme var. Bilen birine sorarak cümlesi o da çok ilginç. Aslında Diyanet'in fetva hattı gibi bazı Türkiye'de İslami anlamda bilgi alabileceğimiz yerler var ama maalesef insanlarımız çok öyle yapmıyorlar. İşte pek çok konuda da böyleyiz aslında. Hemen telefondan bakıyoruz. Telefondan bakmanın da bir mahsuru yok. Ama orada temel sorun şu, iyi kötü birbirine karışmış durumda. Temel referans alanlarında sorunlar var. Kafalar bu anlamda karışık. Dini kitaplara i̇şte ne kadar sağlıklı internet? Çünkü tarzıma tamam çok bilgi gelişmiş ama benim görebildiğim kadarıyla internetteki bilgiler birbirinin tekrarı olan bilgiler ve bu alanda demiyorum ama mesela sağlıkla ilgili çok ciddi şeyler yaşanıyor. İşte öksürüyorsunuz, onu araştırmak için giriyorsunuz. Yine teşbih de hata olmasın, beyin tümörü olarak çıkıyorsunuz. Yani internetteki bilgilere bakarsanız. Sağlıklı değil. Buradaki o aynı endişeyi taşıyor musunuz? Yani internetten mutlaka teknolojinin getirdiği bir takım imkanlar var ama bu bilgilerin güvenilirliği, sağlığı konusunda... Tam da buraya geliyoruz. Yani atasözü var biliyorsunuz. Yarım doktor candan eder, yarım hoca dinden eder. Şu anda Google hoca, yarım hoca. Evet. Dolayısıyla hem candan ediyor hem dinden ediyor, edebiliyor yani. Burada sağlıklı referans alanlar. Mesela Diyanet'ten de beklentimiz şu olabilir. Muhtemelen bir sürü çalışmalar yapıyorlardır. Yani devletin kurumlarına hak almak için söylemiyorum. Daha toplumun anlayabileceği, daha kısa, rahat anlaşılabilir dillerin geliştirilmesi gerekiyor. Bu çok önemli. Çünkü bazen bir soruya bir bakıyorsunuz, ya altta verilmiş bir sürü kaynak bilmem ne falan. Ya bizim insanımız, üstad biz bu konuda çalışmalar yapıyoruz zaman zaman, dijital araştırmacılık üzerine çalıştığımızda bir şey görüyoruz. 140 karakterlik tweetin başına bir şey yazıyorsunuz, tamamını okumuyor ya. 140 karakterlik bir tweet'i okuyamayan bir toplum, algılayamayan bir toplumun böyle çok ciddi referanslarla metinler okuması, anlaması beklenmemeli. Evet. Biz burada geniş kitlelerden bahsediyoruz. Kamuoyu araştırmaları spesifik bilgi taşımaz. Geniş kitlelerin verilerini sizin önünüze koyur. Dolayısıyla burada geniş kitleleri kapsayan bir şey var. Yani onun için fotoğraf bu anlamda bizi endişelendiriyor. Dolayısıyla arama motorlarında da sağlıklı çalışmalar yapılmalı. Bir de yani işte kitap okunmuyor maalesef. Yani bu gerçeği unutmamak lazım. Dini programlar yapılıyor ya Ramazanlarda, televizyonlarda. Orada hocalara gelen sorular da var işte. Nihat Hatipoğlu bir tanesi. Evet, yani hep sorulan sorular belli. Abdesti bozan şeyler nelerdir? İşte dua ettim kardeşimin yanına. Yani çok böyle yüzeysel. Evet. Hakikaten dinin asıl emrettiği o toplumu düzenleyici, kötülüklerden caydırıcı kısmını geçip işte tavuktan o klasik ifadesiyle kurban olur mu, sakız orucu mu, klasik şeyler var böyle. Biraz da burada aslında onu da sormamız lazım. Hep sona sakladık onları ama bir lobi de var sanki böyle değerleri erozyon için çalışan böyle bir küresel lobi de var ama rakamları gördükten sonra biraz o genel evet. toparlamayı yaparken onlara girelim derim. Burada ana şeyin ama internet olması garip yani kitap ya da Diyanet yerine belki o da sorulabilirdi. Bir sonraki anket. Evet. Namaz kılma oranları. Evet, bu da ilginç. Yani evet, 5 vakit namaz kılıyorum diyenlerin oranı %21. Fatih'in dediği gibi iyice iniyor. Evet. Düzenli değil ama vakit namazlarını ara sıra kılıyorum diyenler %17. Cuma namazlarını, bayram namazlarını, teravih ve bazı kandillerde namaz kılıyorum diyenlerin oranı %20. Bayramdan bayrama kılıyorum %8. Namaz kılmıyorum %26. Ben bu soruya verilen cevabı şöyle genel anlamda sokağa baktığımda bana çok gerçekçi geldi, önce onu söyleyeyim. Ama burada da bir genel erozyon söz konusu. Yani Türkiye'de maalesef bu anlamda oran artıyor. Erozyon değil. Diyanet'in rakamları var mı? Deprem var. Tabii. Ben aldım onu. Evet. Tabii. Eğer doğruysa, iki araştırmayı kıyaslayacak olursak farklı ama ben başka araştırmalara da baktım ama elbette en önemli referansımız doğal olarak Diyanet.
Başka yabancı kuruluşların yaptığı anketler de var. Orada bile bu şey görülüyor. Diyanet'in 2014'te yaptığı araştırmada düzenli olarak 5 vakit namaz kıldığını söyleyenlerin oranı %42,5 hocam. 42,5. Şimdi %21. İşte burada tekrar söylüyorum. Yani. Aynı şeyi bir değerlendirmiş olalım. Biz kimin araştırması olursa olsun yapılan araştırmalara veri olarak, data olarak saygı duyarız. Hangi örneklem üzerinden yapılmış onu bilmiyorum. Ama tekrar söylüyorum, Türkiye ortalamasına bize göre uygun, olabildiğince dikkatli yapıldı bu çalışma yapılırken. Hassasiyetlerimize dikkat edilmeye çalışıldı. Evet. Yani toplumsal gerçeklik üzerinden bakıyorsunuz. Gerçekten dediğiniz anlamda bir sıkıntı olduğu hissediliyor yani. Cumalarla ilgili bir ayrıntı var mı? Diyanet'in rakamları var mı? Şimdi son dönemde mesela... Var, cumalarda daha da artıyor bu rakam. Bayram namazlarında zirve yapıyor. Evet. Eskiden de öyle. Ama burada asıl şey 5 vakit namaz kılma. Bir fark da kırsalda daha yüksek %50 2014 rakamları Diyanet'in. Burada da muhtemelen. Bizde de öyle. Kente gittikçe yani %34. Burada tamamen kentin çeperinden merkezine doğru geldikçe oran azalıyor. Evet. Tahsil oranlarına da baktığımız zaman yine işin ilginç tarafı alt tahsil grubunda iş değişiyor, daha dindarlaşıyor toplum. Bu da şaşırtıcı. Yaş aralığında da doğal olarak ilerledikçe böyle bir değişim yaşanıyor. Evet. Mesela bir sonraki ankette onu verelim. Camiye hangi sıklıkla gidiyorsunuz diye bir soru var. Evet. Bayramdan bayrama gidiyorum diyenlerin oranı %16. Cuma namazları ve bayram namazları ve bazı kandil geceleri gidiyorum %31. Tabii burada şunun etkisi var. Bu araştırma kadın ve erkek totali için totalinde yapılmış bir araştırmadır. Yani dolayısıyla kadınlar Türkiye'de maalesef çok fazla mescide gitmiyorlar. Zaman zaman vakit namazları için camiye mescide gidiyorum %12, hiç gitmiyorum %31. Cevap yok %10. Kadınlarla ilgili bir detay burada söylemek isterim. Özellikle Ramazanlarda teravih namazına gitme boyutuyla Türkiye'de kadınlar camiyle tanışıyorlar. Yani dolayısıyla o teravihleri bir kadınları mescide alıştırma anlamında önemli. Ama Türkiye'de maalesef mescitler kadınlara göre zaten dizayn edilmiş değil. Yani pek çok şehre gidiyoruz. Gittiğimiz şehirlerde bu sorunu yaşıyoruz. Yani belki buradan Diyanet'e de bunu söylemek lazım. İşte camilerin çok özür dilerim lavabolarının olduğu bölümler falan bu konuda işte kapısı kilitli oluyor. Genelde cami yapılırken yapılıyor ama ciddi bir eksiklik olarak yani namaz kılan hanımefendiler için bir eksiklik olduğu bize de sık sık ifade evet. edilen bir sonuç. Evet. Şimdi arkadaşlar uyardı. Daha 10 tane soru ve grafik var cevap yapılan araştırma kapsamında. Hızlı hızlı onları verelim ki 5-10 dakikada genel değerlendirmeye kalsın. Bir sonraki Ramazan'da yok, bir öncekini konuşmadık. Bir öncekini hemen kısaca camiye hangi sıklıkla gidiyorsun? Pardon, bunu konuştuk. Hı. Sadece bu oranda İlginç çünkü gençler de konuşuluyor. Evet. Gençlerde %26, 65 yaş üzeri isimlerde %69'a çıkıyor. Yani gençlerde evet. düşüyor. Doğru. Yani yaş ilerledikçe son dönemlerde Türkiye'de bazı belediyelerin sabah namazları programları düzenlemiş olması, bazı STK'ların bunları düzenliyor olması, sabah namazına teşvik edici bazı çalışmaların olması çok dikkat çekici. Ben şu kadarını söyleyeyim. Yani sabah namazında en büyük camilerden en küçük camilere gittiğinizde imam yanında 3-5 tane amcayı bulabilirse buluyor yani maalesef böyle bir eksiklik var. Camiyi çok ihmal ettiğimiz doğru yani toplumda. Tabii bölgeler de fark ediyor. Tabii. Cuma namazında mesela en yüksek cuma namazına gitme oranı İç Anadolu'dayken en düşük Marmara'da yok. İşte sanayileşmiş bir bölge ve kent yoğun bir bölge, kırsal az olan bir bölge olduğu için. Bir sonraki Ramazan ayında oruç. Yani evet, namaz oruçta oluyor. Artıyor durum. Yani namazla kıyaslandığı zaman bizde genelde toplum Ramazan'da daha dindarlaşıyor tabii. Evet, tüm Ramazan boyunca oruç tutarım diyenler %46. Kararsızları matematiksel dağıttığımızda toplumun neredeyse yarısı. %24'lük bir kesimi, onun da yarısı kadar olan bir kesimde Ramazan'ın bazı günlerinde oruç tuttuğunu bize ifade ediyor. Yani toplumun neredeyse
üçte ikilik bir kesiminin düzenli ya da eksikli fazlalı Ramazan tuttuğunu anlıyoruz, oruç tuttuğunu. Ama %20'lik bir kesim hayır hiç oruç tutmam diyor. 2017'de de böyle miydi? Buna yakın evet. Oruçta çok büyük bir farklılık olmadı. Ona yakın bir durum var. Bizde bendeki rakam bir şey var. Ben hakikaten biraz böyle şeye bakmaya çalışıyorum. O yüzden bütün geçmişteki bu alanda yapılmış çalışmalara baktım. İlginç, 2008'de %74 sorunun cevabı oruçtan. Yani ben oruç tutuyorum diyenlerin oranı 2008'de %74. Ama bu şöyle, yani tüm tuttuğunu söylemezse yarım tutanlarla beraber, eğer soru öyle sorulursa burada da yine %74. Ramazan boyunca oruç tutma. Ha, ama ona dikkat ettim. Yani soruyla tamam, cevabın orantı. İlginç olan 10 yıl geçiyor. 2018'de %74 olan oran 2018'de 10 yıl sonra %58'e düşüyor. Evet. 2018'den bugüne 4 yılda 46'ya. Sizin rakamı 46'ya düşüyor. Maalesef. Yani tam böyle bir şey, dikey şey var. Neredeyse %50 azalmış. Neredeyse. Öyle görünüyor yani. Veriler öyle diyor. Bir sonrakine geçelim. Herhangi bir tarikat ya da dini cemaate girdiniz mi? Bu soru önemli. Şöyle, burada anlatın bir, hocam. Burada bir detay hemen hızlıca söyleyeyim. Biz din araştırması başlığı altında değil ama 2013-2014 yıllarında bu soruyu başka araştırmaların içerisinde sormuşuz. O zaman evet diyenlerin oranı %70'lerde falan oranlar varmış. 2017'de yani darbeden biliyorsunuz 15 Temmuz'dan sonra bunu sorduğumuzda bir anda o rakam %7'lere 8'lere falan indi hızla. Ve o da çok ilginçtir. Sadece 60 yaş üstü insanlar onu söylemek zorunda kaldılar ama bu tarikatlardan ya da o yapılardan uzak kaldığı için değil muhtemelen, söylemek endişeli olduğu için söylememiştir. Evet. Şu anda evet diyenlerin oranı %19, hayır diyenlerin %62. Ben bu araştırmanın içerisinde reel bulmadığım rakamlardan birisinin bu olduğu kanaatindeyim. Farklı endişelerinden dolayı insanlar halen Türkiye'de bu yapıları çok söylemiyorlar. Tabii burada kastımız da şu değil, yani bildiğiniz klasik anlamda bir şeyhin yanına gidip kemerbeste-i ubudiyet içerisinde oturmaktan bahsetmiyoruz yani. Bizim Anadolu'da pek çok kişi aslında bu yapılarla bir şekilde temas halindedir aslında. Yani bir üye olma kaybı gibi, bazılarının anladığı gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Pek çok kişi böyledir. Ama son dönemlerde bu tarikatlar, cemaatler konusu netameli bir algıya muhatap oldu. İnsanlar da dolayısıyla bunu telaffuz etmekten çekiniyorlar. Peki bu noktada şunu cevap da sormak gerekir. Cevap çok yüksek, dikkat ederseniz. Evet. Yani cevap çok yüksek. Yani o işte tedirginliğin, evet, cevap vermemesindeki temel neden o korku, o tedirginlik. Yani son dönemde özellikle senin de vurgu yaptığın 15 Temmuz darbesinden sonraki süreçte, yani bu inanca, dine yönelik erozyonun yaşanmasındaki nedenlerden biri de bir sonuçta bir cemaat gerçeği, tırnak içinde söylüyorum, 15 Temmuz'da yaşanan süreç, onun arkasından hep dini kavramlar üzerinden bu tartışmalar yaşandı. Bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü sanki rakamlara baktığınızda çok hızlı bir kırılmanın yaşandığı bir dönem. Kesinlikle katılıyorum. O tarihten bu yana Türkiye'de başka şeyler de oldu aslında. İmam Hatip okul sayısı arttı, ilahiyat fakülte sayısı arttı, resmi Kur'an kursu sayısı arttı ama bunlar toplumu maalesef daha dindar yapma fırsatını en azından bugün için bize sunmuyor. Yani dindar nesil projesi çöktü mü? Onu çok öyle çöktü ifadesiyle söyleyemiyorum. Veriler bunu gösterse bile yani bu bir proje ise, o tür projeler, sosyal projeler Fatih Bey siz de bilirsiniz, daha uzun zamanlarda çözülebilir. Yani netleşebilir. Hı hı. Ama bugün için en azından o projenin yeterince sadra şifa olmadığı, derde deva olmadığı anlaşılıyor. Onu ifade etmeye çalışıyorum yani. Yani oradaki, ben şunu merak ediyorum. Bunun sonunda da sormamız lazım ama bu rakamlarla da yorumlayabilirsiniz. İnsanlar dinden mi uzaklaşıyorlar? Yoksa inançtan mı uzaklaşıyorlar gerçekten? Yoksa işte bu ortamdaki yaşanan eylem söylem tartışması var ya, oradaki çelişkilere bakarak bu çevreden mi uzaklaşıyorlar?
daha çok çevreden uzaklaştıkları kanaatindeyim. Bunun yansımaları var birbirinden farklı. Ama çevreden uzaklaşırken aynı anda değerlerin de içinden çıktığı için başka bir yerden de o değerler sosyolojik bir şeydir bu. Değerleri başka bir yerle dolduramadığınızda karşınıza sudan çıkmış bir balık kalıyor. Yani onun da bir etkisi var şüphesiz. Ben onu biraz daha somutlaştırarak sormuş ya da yorumlamış olayım. Hayri Kırbaşoğlu'nu, Profesör Doktor Hayri Kırbaşoğlu'nu konuk ettiğim bir programda şöyle bir cümle söylemişti. Bu deizm ile gündem olduğu bir süreçti. Dedi ki kardeşim gençler deist meist olmuyor. Kokuşmuş bu ilişkiler alanı sisteme tepki koyuyor gibi bir yaklaşım. Yani o da önemli bir tespit olarak o zaman not aldım. Tabii şöyle ben de dikkat edersen bir şey özellikle söylüyorum. Çünkü çok cami yapmanız insanların dindarlaştığı anlamına gelmiyor gibi bir şey. Gençler de şunu yani söylüyor yani kendisini deist olarak tarif etmiyor. Etse hatta sen deist mi oldun desen muhtemelen bir tepki de koyar ortaya. Deist falan olmuyor. Ya da ateist mi oldun sen desen muhtemelen ona da tepki gösterir. Burada dinin temsil adına ortada duran yapılardan duyulan rahatsızlığın ciddi bir etkisi olduğu kanaatindeyim. Yani tek başına bu değildir ama yani şu anda bakıyor sokağa bir din adına faktör ortada duran insanlar ya da dini temsil adına görüntü veren insanların temsil ettikleri yerde onlarla aynı kulvarda kendini yakıştırmıyor. Evet. Ve tarikat, cemaat gibi yapılardan uzaklaşıyor. Son dönemde yaşanan süreçlerde bunda etkili. Bir sonrakine gusül abdesti alıyor musunuz? %80 evet. Bu da enteresan bir soru olmuş yani. Tabii. Yani şöyle, bunu o zaman da sormuştuk sonuç itibariyle. Gusül abdesti kelimesini kelime olarak bilmeyen bir şey de var. Yani biz önce şunu söyleyeyim. Bütün bu araştırmalarımızda sahaya özellikle nitelikli araştırma dediğimiz böyle konulu araştırmalarda sahaya çıkan ekiplere bunlarla ilgili anlatın onlara diyoruz yani. Sizin ekipler biliyor mu peki? Tabii biliyor. Biliyor. Yani bu bir eğitim tabiri caizse biz en azından birkaç saat arkadaşlarımız sahaya tabii giden bütün ekiplere herhangi bir, çünkü soruların hepsi şimdi Fatih Bey soru iyi anlaşılmazsa verilen yani cevabın bir anlamı yok yani. Biz politik sorularda da buna dikkat ediyoruz. Çocuklara anlatıyoruz burada ve şey yapmıyoruz. Asla siz yönlendirmeyeceksiniz. Evet yok, hayır yok. Sadece elimizde 3 tane ışık var. Siz hangisini derseniz ben onu yazacağım. Bana ne abi falan diyor. Hatta soruyorlar işte siz kimsiniz, necisiniz falan. Bizim çocuklar olabildiğince aldıkları eğitim gereği yani çalışanlarımız böyle bir değerlendirme. Belki şeyi bilmez insanlar, gusül ifadesini. İşte o ifade yani tabii evet, onu da söylüyoruz, onu diyorum. Kelimeler mutlaka muradifini yani karşılığı olan kelimeleri de açıklıyor arkadaşlarımız. Evet devam edelim arkadaşlar. Biraz daha hızlı gidelim. Dua eder misiniz? Burada oran patlıyor neredeyse. Evet. Yani ara ara ederim de dua etmek yani sonuçta 24 saat hiçbirimiz dua etmiyoruz ama cevabınız evetse hangi sıklıkla dua edersiniz? Evet çok sık ederim dua ederim yani %73 evet ara sıra ederim %19 90'ı geçen tek rakam dua. Burada bile erozyon var. Bizim kulaklarını çınlatmış olalım. Evet, Sayın Kamalak bir keresinde bu ülkenin ateisti bile Müslümandır demişti. O zaman çok anlaşılmamıştı ama canımız yandığında hakikaten sığınacak. Ateistimiz bile Allah'a sığınıyor yani. Bir şey var ya, ateistler kızar belki de. Siz de ben de çok uçak kullanıyoruz ister istemez. Böyle bir türbülansa gelince herkesin kelime-i şehadete sarıldığı çok olmuştur yani. Evet. Yani hatta köprüden geçen birinin o rüzgarlı biminde bir şeyi vardı. Köprüye girerken ateistim, çıkarken Müslüman oldum kelime-i şehadet getirerek. Çünkü hakikaten ilginç burada duaya gelince hepimizin sığınacak yeri adresi belli. Bir sonraki eş seçiminde eşinizin dinine düşkün olma sizin için ne kadar önemli? Çok önemli. Birinci sırada çıkmış %45. Evet. Yani burada şunu anlıyoruz. Tabii bu sorunun bir de devamı var biraz sonrasında. Çok önemli diyen, önemli diyen ya da işte az önemli. Burada diyen da yine ezici bir şey var. 55-63. Evet yani önemsiz diyenler belli bir kesim var ama yaş ilerledikçe önce onu söyleyeyim. Burada şey artıyor ve burada bir detay daha söyleyeyim. Erkekler için
bayan olan yani doğal olarak eşleri çok önemli diye bakıyorlar. Bayanlar daha az bakıyorlar. Yani dini hassasiyete şey daha az bakıyorlar. Muhtemelen bu kendi başında bir sorgulanması gereken belki bir... Tabii bunların her birinin detayında konuşulması gereken. Burada şunu sordunuz mu? Mesela %45 önemli diyor ya. Devamındaki sorunun cevabını bilmiyorum. Yani siz ne kadar dindarsınız? Eşinizin dindar olmasını ister misiniz? Sanırım öyle bir soru da var. Gelecek muhtemelen. Bir sonrakine geçelim o zaman. Önemli yani bizim. Eşinizin dini yaşayışını kendinizle kıyasladığınızda nasıl olmalıdır? Evet, tamam. Aynı. Burada benden daha dindar olsun diyor uyanık adamlar yani bunu söyleyeyim. %54. Benim gibi olsun diyenler %27. Buradan şunu anlıyoruz yani herkes faturayı başkası ödesin istiyor. Yani evet. Hayata ait faturayı da böyle istiyoruz. Tekrar söylüyorum tamam. Bu soruda da erkekler kendilerinden daha dindar bir bayanla evlilik istiyorlar. Ya da daha çok bu erkeklerde daha yüksek. Evet. Bu şey. Evet. Genel değerlendirme bu. Var mı Fatih burada? Yok. Yani o evet. Çok enteresan. Ben o kadar dindar olmayabilirim ama evet. Eşim dindar olsun. Evet. Eşim de çok şey yani evde bize dua etsin diyor. Evet. O da önemli. Evet. Devam edelim. Size göre iyi insan, ahlaklı insan olmak için dindar olmak gerekli midir? Yani evet. Ben burada belki sorular içerisinde en az anlaşılabilecek sorunun bu olduğu kanaatindeyim. Soruyu sorarken çok öyle düşünmedik. Bir hocamız gönderdi bu soruyu. Bunun gibi birkaç soru daha var. O gönderdiği için biz koyduk onu yani şey yaptık ama %30 önemli bir soru. Ama %31 cevap yok ve kararsız kalmışsa demek ki çok da bizim dediğimiz düzeyde anlaşılmamış. Biz genelde %15'i geçti mi cevap yok ya da kararsız olan üzerinde de bir baskı yoksa biz sorunun iyi anlaşılmadığını düşünürüz. Yani öyle bir endişe duyarız ama %44 burada bir şey söylüyor bize. Diyor ki yok yani ahlaklı oluşla din ahlakı daha evrensel görüyor, dinin dışında görüyor. %25'lik bir kesimde evet diyor. Tabii şöyle bir tez doğru olur mu? Her ahlaklı olan dindar olmak zorunda değil ama her dindar ahlaklı olmak zorunda. O kesin. Yani biraz anlaşılması için belli ki böyle bir alt başta ihtiyaç duyuyor. Bir de şey var tabii, din güzel ahlaktır. Faydası evet, var. Her ahlaklı olan da dindar sayılır mı? Peygamber Efendimiz'in şeyidim. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyen bir peygamber var. Önümüzde rol model olarak kendisini tarif ederken ahlak üzerinden tarif eden bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem var. Ve biz o ahlak kavramını maalesef doğru, çok da doğru evet. Anlayamıyoruz herhalde. Başka buyur. Devamında dini baskı. Evet bu sorunun başlığı herhalde şey yapılmış daha üstte olduğu için. Aile din konusunda, evet, inanç konusunda size baskı yapıyor aileniz mu? Aileniz size din konusunda nasıl davranıyor diye sormuşuz. Evet, ailem beni dini anlamda teşvik ediyor ama bana baskı uygulamaz diyen %41. %24, evet ailem bana dini anlamda çok baskı yapıyor. Hayır, ailem bana karışmaz diyen %35 din konusunda. Burada önemli bir şey var. Biz aslında daha spesifik anlamda son dönemlerde biliyorsunuz bir iki tane böyle intihar hadisesi vesaire oldu. İşte bazı dini Kur'an kurslarında vesaire bazı konular gündeme geldi. Bunu bir anlamak istedik aslında ama sonra konunun hakkında bilgi sahibi olmayanın ilk başta öyle bir sorumuz da vardı bizim. Baktık ki gelen ilk datalarda toplumun çoğunun onlardan haberi yok. Hatırlarsanız sanırım ismi Enes'ti bir delikanlı intihar etmişti. Evet. O zaman biz o soruyu bir şey dedik ama sonra baktık ki toplumun geniş kesiminin hani biz haberleri izliyoruz, biz de biliyorsunuz en popüler konu 3 gün sürüyor yani. Dolayısıyla unutulmuş yani geniş kesim en azından bilmiyor. Daha spesifik kalması gerektiğini düşündük onun. Ama Türkiye'deki dini grupların, dini STK'ların, dindar STK'ların, yani imam hatiplerin, Kur'an kursların, diyanetin şu soruyu bence önemsemesi gerekir. Aileler din konusunda nasıl oluyor? Bir baskı uygulama meselesi doğru bir din algısına neden olmayabilir bu anlamda. Ama %35'lik bir kesim bana karışmaz diyor. Karışmamak mı lazım? Tamamen karışmamak mı lazım? Yoksa
tavsiye eden, teşvik eden bir ailem olmak lazım. Benim kişisel kanaatim, bir araştırmacı kimliğim değil. Araştırmacı kimliğim bu rakamı gösteriyor bana, evet. Ama kişisel kanaatim aile çocuğunu bir bütün olarak, hatta aile fertleri birbirini teşvik edici olmalı. İyi işlerde birbirimizi teşvik etmemiz önemlidir. Evet. Bütün hayatın içinde olduğu son gibi. Bir tane kaldı herhalde. Bu da önemli. Siyasi tercihlerinizde, yani Cumhurbaşkanı, Milletvekili, Belediye Başkanı seçimlerinde adayın dinine düşkün, dindar biri olması sizin için ne kadar önemlidir? Yani dindar olmasını istiyor musunuz belediye başkanınızın, milletvekilinizin ya da cumhurbaşkanınızın, başbakanınızın? Çok önemli diyenler %15. Önemli diyenler? Evet, önemli diyenler %38. Önemsiz diyenler %24. Hiç önemsiz diyenler %12. %11'de cevap yok diyor. Belki bu araştırmadaki en çok 2017'den bugüne değişen cevaplardan bir tanesi bu. O zaman da sormuşuz bu soruyu. O zaman önemsiz diyen ya da hiç önemsiz diyenlerin sayısı bunun neredeyse yarısı kadar. Ama yine toplumun %50'si önemli diyor. Evet. Kesin o ayrı. Hatta o ayrı bir olan, ama Türkiye'de seçmen de davranışına baktığımızda, işte o bizim tam da uzmanlık alanımız diyebileceğiz. Yıllardır bu araştırmaları yapıyoruz. Bu rakam geçmişte çok daha yüksekti. Şu anda belki popüler siyasetin de etkisiyle, günümüzdeki güncel siyasetin etkisiyle, muhalefetin daha ivme kazanmasının belki etkisiyle, önemsiz ve hiç önemsiz diyenlerin oranında bir artış dikkat çekiyor bu anlamda. Ama bu şu demek değil, yani muhalefet şöyledir de öbür taraf böyledir anlamında bir soru cevabı değil bu. Şunu anlıyoruz biz burada. Yani din de özdeş siyaset ya da dindar siyasetçi kimliği dünkü kadar tek başına bir anlam ifade etmiyor. Ama bizim toplumun temelde yine de din konusunda, dindarlık konusunda bir duyarlılığı, bir hassasiyet olduğu anlaşılıyor. Net de bir anlayış. Fotoğraf olarak ortaya. Son 5 dakikaya girdik. Bu rakamlar, bunlar tabii izleyicilere bir araştırmanın sonuçları. Sonuçta buradaki kimsenin kanaati değil, toplumun bu meseleye, dine yaklaşımını ortaya koyan veriler, rakamlar konuştuk. Ama birkaç soruyla 5 dakikayı Fatih öyle tamamlayalım. Bir, kısmen Fatih de ifade etti. Bu iktidarın döneminde en fazla kullanılan sloganlardan birisi de kindar değil dindar nesil meseleydisiydi. Kendisini muhafazakar olarak tanımlayan ve dindar motivasyonu, kıvamı yüksek bir iktidar döneminde bu rakamları bir araştırmacı, hem ilahiyatçı hem araştırmacı kimliğinizde bir nasıl okudunuz, nasıl buldunuz, buradan hangi sonucu çıkarttınız? Yani size biri dese ya tamam rakamlar bunlar da nedir bu, neden böyle dediğinde ne dersiniz? Öncelikli olarak insanlık tarihindeki en hızlı değişimlerden, dönüşümlerden birini yaşıyoruz. Sadece Türkiye olarak değil, dünya olarak her gün önümüzde büyüyen bir alan, dijital bir mecra açılıyor ve bu dijital mecranın bizi kuşattığı da ortada. Yani bugün artık yarım saatini telefonsuz geçiremeyen bir toplum var karşımızda. Tablet, telefon, bilgisayar, televizyon vesaire. Hı hı. Tamamen dünyanın kuşatmışlığı içerisinde bir toplumuz şu anda. Bu sonuçlarda sadece elbette iktidarın sorumlu tutulması doğru değil. Olamaz da zaten. Hiçbir iktidar da böyle bir tahribatı da yapamaz, istese de tek başına. Burada mesele şüphesiz İktidarın düzeltme adına, toparlama adına bir sorumluluğu yok mu ya da daha fazla sorumluluk göstermesi gerekmez mi? O da doğru, böyle bir şey. İktidarın ötesinde siyaset kurumu bu sorunların çözülmesi için daha çok çaba harcamalı mıdır? Harcamalıdır, ama tek başına siyaset kurumuyla ilgili değil. STK'lara çok iş düşüyor, Diyanet İşleri Başkanlığı'na çok iş düşüyor. Dünkü misyonundan çok daha yeni sorumluluk alanları olduğu anlaşılıyor. İmamlara, ki toplumun önemli kanaat önderleridir, çok iş düşüyor. İmamlar derken şimdi güncel olduğu için söylüyorum. Yani cemevlerine, camilere düştüğü gibi varsa diğer STK'lara, cemevlerine, yani din adına hassasiyeti ortaya koyan bütün yapılara çok iş düşüyor. Bu noktada
daha çok insanımıza ulaşmaları gerekiyor. Özellikle caminin İslam'ın ilk yıllarında olduğu gibi, bunu bir araştırmacı kimliğiyle söylemiyorum, toplumu dindar yapma üzerine bir değerlendirme olsun diye değil sadece, ama doğru bilgilendirme adına söylüyorum. Camilerin daha işlevli hale gelmesi gerektiği üzerinden söylüyorum. Camilerin sadece 5 vakit namaz kılman, namazdan sonra da insanların birbirinin düşmanı gibi çekip gittikleri bir yer olmaktan çıkarılıp daha sosyal buluşma alanına dönüşmesi gerektiği kanaati üzerinden değerlendirme yapıyorum. İmamların, vaizlerin, cami hocalarının, işte Kur'an kursu hocalarının daha entelektüel olup günümüz gençlerinin sorularına daha iyi cevaplar verebilen bir hale gelmeleri gerektiği kanaatindeyim. Bunların, bu sorunların çözülmesinde önemli olacağı kanaatindeyim. Bir de din adına konuşan insanların kendilerine daha fazla çeki düzen vermeleri gerektiği kanaatindeyim. Yani şahsınız adına konuştuğunuzda bir şey ifade etmez, ama bir misyonu temsil ediyorsanız, kendinize böyle bir görev yapıyorsanız daha dikkatli, daha hassas konuşulması gerektiği kanaatindeyim. Bu meseleler, emin olun Mustafa Bey, yani bu da benim belki son değerlendirmem olsun. Biz ülke olarak zaman zaman sorunlar yaşarız. Ekonomi bir sorundur, dış politika bir sorundur, terör bir sorundur. Bir sürü konu başlığımız var. İşsizlik bir sorundur. Gelen hükümetle o sorunların üstesinden gelmemiz belli bir zaman diliminde bize bir faturası olsa bile kolay olabilir, ama bu tür sosyal yıkımlar, sosyal çözülmeler beraberinde çok ciddi, 5 yılda, 3 yılda, 10 yılda çözülemeyecek büyük erozyonlar bırakabilir. Dünyanın başka kültürleriyle, başka ülkeleriyle kıyaslandığında, gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında hala bizi bir arada tutan, bizi önemli hale getiren, onlardan bizi üstün yapan alanlardan birisi bizim toplumsal değer yargılarımızdır. Irkî bir anlam yüklenmezse eğer, buna yanlış bir anlam üzerinden okunmazsa, Türklerin İslam algısının ülke olarak, millet olarak çok kucaklayıcı bir algıları söz konusudur. Dolayısıyla bu algı beraberinde çok güzel şeyler getirmiştir. Bizi Anadolu yapmıştır. Bu coğrafyayı bize kazandırmanın ötesinde dünyanın her tarafındaki insanlara kucak açan bir ülke yapmıştır bizi. Bunun yıkılmaması gerekir. Sekülerleşen bir toplumla karşı karşıyayız. Bu sekülerleşme dinde böyle yansıdığı gibi, ben hemen bitiriyorum. Önemli bir iki ayrıntı, bir başka araştırmamızda konuşalım inşallah. Bizim bir yaşlılık araştırmamız var. Bir devlet kurumu için yaptık. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu için yapmıştık o çalışmayı. Hı hı. Orada bu sonuçların sosyolojik başka bir yönünü gördük. Çok şaşırdık biz. Yani yaşlılarımız, hı hı, onlar da kentten kente doğru taşınmanın getirdiği, köyden şey kente yani doğru, onun oluşturduğu o insanlardaki travmanın izlerini gördük. Bu daha görünür bir kavramsal fotoğraf oluşturdu. Son cümle olarak, asla kendi kanaatlerimizi yansıtmıyoruz. Düşüncelerim ne kadar olarak ayrı bir yerde durur. Bu araştırmanın verileri bir araştırmanın sonucudur, bir datadır ve bir büyük emeğin sonucudur. Evet, hepimizin de bu sonuçlar üzerinde oturup kafa yorması lazım. Fatih Atik. Evet, ama ben şunu söylemek istiyorum. Yani devletin bu alana, bu sekülerleşmeyi ya da dinden uzaklaşmayı sorun olarak görmesi doğru mu yani? Laikliği ilki olarak anayasasına koymuş bir devlette, devlet aygıtı bunu sorun olarak görüp bir takım mekanizmalarla halkı belli bir kalıba sokması da doğru bir yaklaşım. Hayır, zorlama anlamı sonuç veriyor mu? Vermediği görülüyor buradan. Ama şunu söylüyorum. Devlet kurumu durumunda olduğu için şu anda Diyanet, kastım oydu benim. Hı hı. Diyanet şu anda bir devlet kurumudur bu anlamda. Şimdi burada doğru din anlamı